minareden düşmüşlüğünüz varmış. Evet. Nasıl oldu, anlatır mısınız? Şimdi tabii 12-13 yaşlarında ezana bir heves oldu. Tabii gözler kapalı olduğu için bir de sallanıyoruz ya ezan okurken. Kendimi o şerefenin duvarı var hocam, oradan aşağı düşerken buldum. Hani Allah'tan fazla bir şey olmamıştı. Yarı finallerde, finallerde görmek isterim. Böyle bir sesi 100 veriyorum sana. 98 puanımı da vermişim. 97 olarak veriyorum. Ben 100 veriyorum. Üç kardeşmişsiniz ve üçünüz de imammışsınız. Doğru mudur? Efendim doğrudur. 90'a çok alıştık biz ama ben 95 vereceğim ona. Bir 95 puan. 100 puan veriyorum. Oo, ilk defa. 100 puanı saklayacağım. Finallere saklıyorum. 95 puan veriyorum. Maşallah. Allah razı olsun. Bu haftanın birincisi Nuri Bakdemir. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Siz yerinizi alalım. Çok sağ olun. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان حي على الصلاة
Hayal Umutcan Doğan için izleyici oylamasına geçiyoruz. Şimdi de Nuri Baktemur için izleyici oylaması. Evet, Umutcan ve Nuri kardeşlerimle beraberiz. Merhabalar. Merhaba. Seslerinize sağlık. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Elhamdülillah hocam. Sağ olun, Allah razı olsun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Allah hamd ederiz. Ne kadar güzel ezan okudunuz. Teşekkür ederim hocam. Sayılarınızı arttırsın inşallah. Amin, amin. Sadalarınıza amin. Bereket ihsan buyursun amin. İnşallah. Sağ olun hocam. Böyle tüm insanlığa duyursun seslerinizi inşallah. Allah her razı olsun. Şimdi öncelikle değerlendirmeyi Umutcan hocamdan başlayalım. Buyurun. Akabinde sizin adınıza değerlendirmeleri alacağız. Tamam. Umutcan kardeşimle alakalı ilk değerlendirmeyi dinlerken çok duygulandığını ve ilk defa masaya şöyle vurduğunu gördüğüm İsmail Coşar hocamdan başlamak istiyorum. Masaya niye vurdunuz hocam? Dilimle izah edemeyeceğim için masaya vurdum ben. Özür dilerim. O anda çok duygusallaştım. Kelimeyi ifade edemeyeceğim. Çünkü Allah bu nimeti sevdiğine verir. Bu başka bir şey. Yani insan üzerinde en güçlü etki sestir. Bu iki kardeşimizde de tabii mutlaka birisi diğerinden farklıdır. Mutlaka az da olsa bir fark oluyor. Hiçbir şey birbirinin tamı değil. İkisi de güzel. Bu Ümitcan'ın üzerinde biraz benim etkim olması lazım. Onun için onu biraz kaçıyor ama onu yakalayacağım yani. Bizden uzak kaldığı için bugüne kadar resmi görev alamadı. Bunun dışarıda kalması doğru değil bu arkadaşlar. Umutcan tamam. Kardeşin değil mi özellikle? Yani şimdi onun görev almış olması lazım. Bu ezanı okuyacak. Git Gümüşhane'de okuyor tamam. Burada okuyacak kardeşim. İstanbul'da şey. Tabii. İstanbul'da okuyacak. Ankara'da okuyacak. Milleti mahrum etmeyecek. Ben ona söyledim ama yani bize böyle bir adam lazım. Hepimize lazım. Belki Gümüşhaneliler bırakmak istemeyebilirler hocam. Ya bırakmazsa bunun aleyhine olur yani. Evet. Ben istiyorum ki herkes dinlesin bunu. Bu müthiş bir şey. Buna kadar güzel bir tat ikisinde de
Allah razı olsun. Allah sağlık, afiyet sağ olun versin. Hocam. Amin. Yine o gün söylediğimi buna yine söylüyorum. Bizi takip ederse inşallah bir problem olmaz. Şimdi tembihlerimiz üzerinde gördük şimdi. Hiçbir leke yok seste. Tertemiz. Kullanım açısından. Çenesini de oynatmadı. Fazla name de yapmadı. Ama tabii olarak sesin güzelliği zaten yetiyor. Tadı var, lezzeti var. Ben ona 100 puan veriyorum. 100 puan geldi. İsmail Coşar hocamızdan teşekkür ediyoruz kendisine. Hatta biz şahitiz, geçtiğimiz haftalarda demişti ki konaklaman, masrafın, her şeyini ben karşılayacağım. Yeter ki gel ve ezan oku, sen bu yolda devam et diye. Hayırlısı inşallah. Rabbim size de hayırlı hazırım doğru tercihler yapmayı. Hazırım ben. Ne zaman gelirse nasip yeri de hazır. Biz samimiyetinize tüm kalbimize inanıyoruz. Eyvallah. Muhterem hocam. Ve dönüyoruz Hafız Doçent Doktor Fatih Koca'ya. Buyurun. Vallahi Bekir'ciğim ben ezanın o güzelliğine daldım, böyle onları dinledim. Gerçekten çok güçlü bir ses, çok güzel bir gırtlak. Hocam diyor ya bazen ya, klarnet gibi. Ne diyor? Yani nasıl o notalardaki o perdeli 64'lük nota gibi. Ya. İkisi de öyle. Ya. Yani sen de çok iyi bilirsin onları. Vallahi diyecek bir şey yok. Daha yüksek puanlar olsa keşke. 100 başka ne verebilir? 100 puan da evet. Kıymetli Fatih Koca'dan geldi. İsmail Hocam siz bir şey söylemek istiyorsunuz herhalde. Lütfen hocam. Muhterem hocam, Mehmet Emin Ay hocamız Bursa müftülüğü yaptı. Müftü olduğu için söylüyorum. Şu arkadaşların Bursa Ulu Cami'de ezan okuması nasıl olur hocam? Mükemmel olur. Ve çok da ihtiyaç yani şu anda. Tabii ki. Yani Selahattin camilerinde ezan okuyacak kabiliyette ve güzel seste olan iki değerli kardeşimiz. Ya. Bu kardeşlerimi duyduğum için evet. Buraya gelmekten yana çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Onu ifade etmek istiyorum. Buyurduğunuz gibi Ulu Cami gibi yine... Ben söz veriyorum. Ulu Cami onu müezzin yapacağım yani. İnşallah. Tabii ki, tabii ki. Evet, sizin buyurun, takdirinize katılıyorum. Şimdi efendim, tabii değerlendirmemizi Umutcan kardeşimiz için yapıyoruz. Evet, lütfen. Hakikaten ben de kıymetli İsmail Bey hocamın dediği gibi Cenab-ı Hakk'ın özel bir lütfu olduğuna inanıyorum. Bu kardeşlerimize verilen seslerin, bu ses güzelliğinin elhamdülillah. Ben sevgili kardeşimde sadece söylemem icap ettiği için hayyâlel felâh derken o hayı net duyalım isterim. Çok küçücük bir yani eksiklik bana öyle gelmiş de olabilir. Bir de la ilahe derken ilaheyi o bir elif miktarını hiçbir makama kurban etmeyelim. Bu iki hususa dikkat ettiğimiz zaman gerçekten ben sizleri dinlerken hani hepimizin malumudur Bilal-i Habeşi müezzinlerin seyyidi olarak bilinir. Fakat ben bir hususa da dikkat çekmek istiyorum burada. Cenab-ı Hak ilk defa insanlara çağrıda bulunma vazifesini bir peygambere vermiştir. Yani bir peygamberin mesleğidir aynı zamanda müezzinlik. O da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. İnsanlara hacca gelmeleri hususunda çağrıda bulun ey İbrahim diyen Rabbimizdir. Hani nasıl bu kayalıklarda sesim kime ulaşır deyince sen çağrıda bulun ben o sesi duyuracağım kalplere buyuran da Rabbimiz Teala. Onun için siz öyle bir vazifeyi üstlenmiş durumdasınız ki inşallah üstlenmenizi de istiyor. Hocam yardımcı da olmak istiyor bu konuda. Gerçekten bunun kadrini bilelim ve gereğini de yapalım. Her ezanınızı Hazreti İbrahim gibi, Bilal-i Habeşi gibi şuurla okuduğunuz zaman bu sesi duyup da titrememek, ürpermemek söz konusu olamaz. Allah muvaffak eylesin. Başka bir puan yok.
100 veriyorum. 100 puanda Mehmet Emin Ay Hocam'dan geldi. Kıymetli Umutcan Doğan için ve son yorumu almak üzere Hadi Duran Hocamıza dönüyoruz. Buyursunlar hocam. Evet. Umutcan biraz önce ezan okumadı, şakıdı bize adeta. Gerçekten şakırdı. Evet, şakıdı. O gırtlak nameleriyle tam böyle bir klasik İstanbul usulü bir ezan dinledik. Hiç sözü uzatmaya gerek yok. 100 tam puan. Ben de yürekten tebrik ediyorum Umutcan Doğan kardeşimi. 4 jüri üyemizden tam puan alarak 400 tam puanla bitirdi. Çok teşekkür ediyoruz ve geçiyoruz Nuri Baktemir hocamıza. Bakalım jüri üyelerimiz Nuri Baktemir kardeşimizin ezanı için ne söyleyecekler? İsmail Coşar hocamla başlıyorum, buyursunlar. Evet. Ya, ikisi arasında kaldım ben. İkisi de çok güzel. Allah sağlık, afiyet versin. Allah razı olsun. Nuri kardeşimiz biz bundan evvel daha etkili okudu. Belki sesler karşılıklı olduğu için olabilir. O da eksiksiz, kusursuz okumaya gayret etti. Allah razı olsun. Biraz fazla name, biraz daha fazla olur. Ben hep tavsiye ediyorum kendime de başkasına da. Yani bir nameyi iki defa tekrar ettiğiniz zaman bile çok. Hadi yaptın, üçüncü tamamen çok. Bu ama sesi çok güzel tabii, güçlü ses. Allah razı olsun. 98 puan veriyorum. 98 puan geldi İsmail Coşar hocamızdan. Hemen Fatih Koca hocama dönüyorum. Evet, hocama katılıyorum. Ama yani Nuri... Ne yapayım ya? Doğru söylüyor. Umutcan'ın o kısa mesafede yaptığı evet. Nameler... Nuri'nin de uzun metrajda yaptığı evet. Nameler çok etkiliydi. Yani Allah hele hele o meyandaki, perdelerdeki sağlamlık falan... Yani her ikisi farklı yönde beni etkiledi. Ben hiç bir şey demeyeceğim. Vallahi Nuri de beni çok etkiledi ikisi. 100 puan. Nuri Baktemir'a Fatih Koca hocamdan 100 puan geldi ve dönüyoruz Mehmet Emin Ay hocama. Evet, Cenab-ı Hak Nuri kardeşimize de çok güzel, etkileyici bir ses nasip etmiş. Allah ben razı onun da ezanını çok beğendim. Ama aynı özellik bu felah kelimesinde ha'nın tam duyulmama problemi var. Bir de bir imale oluşuyor sonlara doğru. Umutcan kardeşime ona da dikkat etmesini tavsiye ederim. O imale olmasa, felah net bir şekilde çıksa daha doğru olacak. Ben de onun aynen Fatih hocamız gibi aynı kanaati taşıyorum. Çok güzel makam geçkileriyle beraber icrasını dinledim. Benim için de Nuri kardeşimizin puanı tam puandır. Allah 100 razı puan. Ellerinize sağ olun. Evet. 100 puan da Mehmet Emin Ay hocamdan geldi. Hadi hocam buyursunlar. Evet. Bizler ezan okuma cüretinde bulunanlar bu samimiyeti kazanmak için de çok çalışmalıyız. Aynen. Yani hakkını vermeliyiz. Hem işgal ettiğimiz makamın hangi makam olduğunu ve çağırırken kimin sözleri, kimi davet ettiğimiz, yani bizi kimler dinliyor, her şeyiyle baştan sona kendimizi şöyle bir çeki düzen vererek o şekilde okumalıyız. Allah razı olsun. Ben sadece ufak bir nazarlık vardı. Hem salah ve felahlarda aynı tekrar nameler, zirgüle nameleri yapıldı. Ondan dolayı bir nazarlık olsun. Ama herhalde finallerde görüşeceğiz yine Nuri kardeşimle. Ben de kendisine 98 puan veriyorum. Teşekkür ediyoruz. 1.98 puan da kıymetli Hadi hocamdan geldi. Böylelikle Nuri Baktemir, 3. haftamızın birincisiydiniz siz. Evet, o zaman toplamda jüri üyelerimizden 385 puan evet, almıştınız. Hocam.
bu yarı final değerlendirmesinde 4 jüri üyemizden toplamda 396 puan aldınız. Her ikinizi de tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve alkışlarla uğurluyorum. Buyursunlar efendim. Buyurun.